Evet değerli izleyicilerimiz, Konya Gençlik Merkezi olarak sokak röportajlarımıza devam ediyoruz. Bu haftaki röportaj konumuz, bilindiği üzere milli mücadelenin zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos 1922. 30 Ağustos 1922'den bu yana tam olarak 98 yıl geçti. Bundan 98 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Dumlupınar'da kazanılan bir zaferdir 30 Ağustos. Şimdi bakıyoruz ki Konya halkının nabzını tutalım. Evet, bugün Konya Kültür Park mekanındayız ve Konya halkının 30 Ağustos hakkındaki düşüncelerini alıyoruz. Merhabalar teyzeciğim, öncelikle isminizi öğrenebilir miyim? Kezban Kutlu. Teyzeciğim, biliyorsunuz ki 30 Ağustos Zafer Bayramı. Evet. Peki bu bayram hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Düşüncelerimiz, memleketimiz kurtuldu. Güzel bir hayat yaşıyoruz. Tertemiz bir dünyadayız. İyiyiz. Biz onun şehitlerimizin sayesinde iyiyiz kuzum. Çok teşekkür ediyorum teyzeciğim. Ben de teşekkür ederim abla. Merhabalar. Öncelikle isminiz nedir? Rıza Eren. 30 Ağustos deyince aklınıza ilk olarak ne geliyor? Coşkuyla kutladığımız bir bayram. Atamızın bize böyle güzel verdiği bir güzel coşkulu kutladığımız bir bayram geliyor. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemi nedir? Bizler için önemi bu koskoca yurdu bize veren Atatürk olmak üzere ve silah arkadaşları bize bu güzel ülkeye vermiş. Buna sahip çıkarak mutlu oluyoruz biz de. Yani önemini böyle söylüyoruz. Bu güzel düşünceleriniz için çok teşekkür ederim. Bu da bizim size armağanımız. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle. Sokak röportajımıza devam ediyoruz ve gençlerle bir aradayız. Merhabalar, isminizi öğrenebilir miyim? Seyit Ali. Seyit Ali. Seyit Ali, biliyorsun ki 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bu 30 Ağustos Zafer Bayramı deyince aklına ilk olarak ne geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı deyince Atatürk'ün 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da kazandığı savaşlar bizim için işte 30 Ağustos bir zafer bayramı. Zaferi yani aklımıza geliyor. 98 yıl oldu. 1922 Dumlupınar Savaşı Atatürk'ümüzün ilk indiği tarih. Bu güzel düşünceleriniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizlerin de sizlere küçük birer hediyesi olacak. Şöyle buyurun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Merhabalar. İlk önce isminizi öğrenebilir miyim? İsmim Recep Özekinci. Recep amca, 30 Ağustos Zafer Bayramı deyince aklına ilk olarak ne geliyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanlardan temizlediği gün aklıma gelir. Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanlardan temizlediğini görüyorlar. Çok teşekkür ediyorum amcacığım. Sağ olun. Bu güzel düşünceleriniz için. Sağ olun. Ve şöyle küçük bir armağanımız var. Bunu da takdim ediyorum size. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Merhabalar. Öncelikle isminizi öğrenebilir miyim? Sema. Sema Hanım, size Malazgirt nedir? Malazgirt Savaşı hakkında bizlere konuşmak ister misiniz? Malazgirt Savaşı, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Alparslan sayesinde bu vatan oldu. Başka? Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu güzel düşüncelerinizden ötürü. Şu güzel hediyeyi de size armağan ediyorum. Ben teşekkür ederim. Öncelikle isminizi öğrenebilir miyim? Behice Sağlam. Behice teyzeciğim, yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bugünün önemi hakkında bizlere neler söylemek istersiniz? Vallahi size ne söyleyeyim? Yani vatanımızı, yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. Atatürk'ümüze çok teşekkür ederiz. Onun sevinciyle tabii ki mutlu oluyoruz, seviniyoruz. Bayramı hepimiz sevinçle zaten kutluyoruz. Rabbim hepimizi düşmanların şerrinden korusun, esirgesin. Bir daha öyle o günleri yaşatmasın, düşmanların yurdumuza ayak basmasına izin vermesin Rabbim. Başka ne diyeceğim işte, yani huzurluyuz, mutluyuz Allah'a şükür. Vatanımızda rahat rahat dolaşıyoruz, geziyoruz, yaşıyoruz. Sağlıkla inşallah. Bu güzel düşünceleriniz için çok teşekkür ediyorum teyzeciğim. Bu da bizim size birer armağanımız. Güle güle, iyi günlerde kullanmanız dileğiyle. Görüşmek üzere. Röportajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merhabalar amcacığım. Öncelikle isminizi öğrenebilir miyim? İsmim Derviş Ahmet Şahin. Gönül Gözü Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin genel başkanıyım. Aynı zamanda milli hassasiyet ve toplumsal bilinç alanında Konya'da çalışmalar yapan en milli derneğin temsilcisiyim.
Çok teşekkür ediyorum. Size biliyorsunuz ki yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı. 30 Ağustos deyince aklınıza ilk olarak neler geliyor? Yunan'ı memleketten sürmemiz geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Ve bu savaş peki nerede başladı? 26 Ağustos'tan 30 Ağustos'a giden yol. Yani aslında bu savaşın başlangıcı Konya'da, Akşehir'de, Garp cephesinden verildi. Yani ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri mesajıyla Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk ordusu Anadolu'da başta Yunan olmak üzere bütün Haçlı kuvvetlerini Anadolu'dan gönderdi. Çok teşekkür ediyorum. Peki Malazgirt Savaşı hakkında neler söylemek istersiniz? Malazgirt 26 Ağustos 1071'de Büyük Türk Hakanı Sultan Alparslan'la Anadolu'nun kapısı Türklere açıldı ve 26 Ağustos 1071'de biz geldik dedik. 30 Ağustos 1922'de de biz burası bizimdir gitmiyoruz diye düşmana, Haçlı'ya, Avrupa'ya gereken mesajı verdik. Çok teşekkür ediyorum bu güzel düşünceleriniz için. Bu da bizim size küçük bir armağanımız. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle. Görüşmek üzere. Merhabalar. İlk olarak isminizi öğrenebilir miyim? İsmim Yusuf Küçük. Konya Taşkentliyim. Mesleğiniz nedir? Mesleğim, asıl mesleğim gazetecilik ama eğitmenlik yapıyorum. Teşekkür ediyorum. Peki 30 Ağustos deyince aklınıza ilk olarak ne geliyor? 30 Ağustos deyince şöyle söyleyeyim, Ağustos ayı denilince aklıma tarihimizdeki bütün şanlı savaşlar geliyor. Son olarak da Kurtuluş Savaşı geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Malazgirt Savaşı'nı sorsam neler söylersiniz? Malazgirt Savaşı'nı şöyle ifade edeyim. Türklerin Anadolu'ya ilk girişi, kapıların açılışı, Anadolu'yu yurt edinmemizin ilk savaşı diyebilirim. Bu güzel düşünceleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun. Sokak röportajlarımızın bugünlük sonuna gelmiş bulunmaktayız. Konya Gençlik Merkezi olarak büyük zaferin arkasındaki binlerce yüreği, vatanına gönül vermiş, zalimin zulmüne boyun eğmemiş kahramanları saygı ve minnetle anıyoruz. Onlara borçluyuz, minnettarız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.